Evet arkadaşlar, kısa bir aradan sonra geri geldik. Evet. Yattık, uyuduk. Bakalım Evet, hepiniz uyanabileceğiz mi? yatın. Abi bir sıkıntı yok ya. Ya şey bak hani oyunda safe house'lar vardır, güzel noktalar vardır. Bu onlardan bir tanesi. Yamada ustayla burası güzel nokta sizin yani. Peki. Abi öyledir, öyle şeyler yaşadık ki ben gerçekten DM'e güvenesim gelmiyor ya. Ha, Oğlum ben GM'im, DM değilim. Ben aynen, dungeon pardon, GM, master. doğru. Ben Aynen GM'im. aynen aynen. Lütfen. Evet. Sabah oldu. Sabah olunca böyle bir şey feneyim. Karakter abi, siz hiçbiriniz uyanamıyorsunuz sabahtan. Hatta dur bakayım. Bunu da zarla yapacağım ben. Abi yataktan çok Oo. korktu geldi, kalkamadınız. Coin, senin baş ağrıyla kalkıyorsun abi. Eksi iki attı. Sen baş ağrısıyla kalkıyorsun, tatsızsın. Yerini Dark'un etkisi yadırgamış. geçmiş. Böyle şeysin yani. Baş ağrı, Oh, hani bacağım ağrıyor, başım hangover ağrıyor. Ya var ya, diğer böyle ikisi deniyor. normal kalk, diğer ikisi normal kalkıyor abi. Şeye oynuyor. Diğer ikisi hatta şey. Akira. Sen içeriden gelen şey kokusunu uyanıyorsun abi. Çay kokusunu uyanıyorsun. Çay mı falan diye uyanıyorum abi. O çay mı Alışık diye değilim. uyandı. Alışık değilim abi. Bizim orada çay yok. Su bulamıyorum. Su bulamıyoruz bizim de oralarda. Bunu nasıl çıkıyorlar insanlar? Şeydeki o neredeydi ya? Bir tane hastanede bırakan abla vardı ya. Ay. Hayır. O abla oradan işte. Neyse. Nasılsın? Gidiyor. Abi kalkıyorsun. Yani ne yapacaksınız? Kalkacak mısınız? Odaya mı geç? Yani hepiniz kalkın geçin. Ben çok uzatmayacağım. Kalkıp Ama yerimi göstereceğiz baş mi? ağrısı var biraz yani. Haberin olsun. Yukarı. Tamam, ben Abi yapacak bir şey yok. İraden diyor. Ne yap? Kader. bir Oyunun adı bu çünkü. Kader. Kısmet. çay Sonra içip ağrı kesiciniz çay var içip mı diye bir healing soracağım. alırsın abi. Hı? Ağrı Ağrı kesici mi kesici var mı? var Hı, mı? tamam. Sorarsın masaya geçince. Masaya geçiyorsunuz. Masada şey hani tost most birkaç tane yiyecek bir şey var. Yanlarına çaylarını da koymuş. Siz daha var mı? Siz vardığınızda o bir masaya geçmiş yemeklerini üfürdetmeye başlamış çoktan. O yiyor orada. Bana da orada bir şey çayları doldurup. Gençler, günaydın, hoş geldiniz. Geçin oturun. Günaydın. Ben kendi oturuyorum size. Şefim, size de zahmet verdik böyle. Kusura bakmayın. Ne zahmeti gençler. Ne Deyip zahmeti. Artık oturuyorum size ben. arkadaş. Oturun. Ben yanına Aslında size oturuyorum abi. zaten bunları borcum var. Biraz da içten atlatması. Benim keşke daha önce müdahale etseydim. Keşke. En azından kanı yerde bırakmayalım şimdi. Bu gideceğimiz Neyse. yer hakkında dönerek bir şey soracağım. Gideceğimiz yer hakkında habercilerin vesairelerin de dolaştığı bir yermiş. Ne kadar bir direnişle karşılaşacağız? En azından maruz kalabiliriz. Gözetlemeye gidiyoruz ama. O konuda o bir sana cevap veriyor. Gideceğimiz yere o tarafta bizim birkaç tane undercover çalışan polis arkadaşlarımız var. O polis arkadaşların yanında gidiyoruz zaten. Undercover çalışan polis arkadaşlara ben güveniyorum. Şefimiz de güveniyor. Onunla öyle bir sıkıntımız yok. Çapraz ateşte kalınca bir de paranoya gelişti ben. Umarım bir şey olmaz. Yok, merak etmeyin. Gideceğimiz yerde sadece gözetleme yapacağız. Gözetleme yapacağımızdan dolayı girişte herhangi bir sıkıntı yok. Ana girişlerden, ana arterlerden girmeyeceğiz zaten. O yönden de kafanız rahat olsun. Amacımız ana arterlerden girmek değil, disiplinin arkalarından dolanmak. Bir de ayrıca araçla gitmiyoruz. İyi, güzel. Şefim, ağrı kesiciniz var mı ya? Başım benim çal. Suratım da Tamam. düşük zaten böyle. Tamam, Mümkünse. ben sana bir tane parafon vereyim diyor. Parafon. Baş ağrınızda hepiniz de kullanmanız gereken taştır. Tamam. Verebilir. İçip Parafon. ben gideyim o zaman, şu elemanlarla bir konuşup geleyim. Deyip kalkıyorum. Tamam, sana ilacı veriyor abi. Ağrınsızın geçiyor. Artık senin barların tamamını fullesene sen. Yani 4 yapıyorsun. Tamam.
Akira, senin mentalde bir sıkıntı var mıydı önceden? Bir eksi bir falan var. Halletmiştim onu. Tamam, o zaman kapattı senin mentalde. Doğru, sen yemek yedin çünkü. Mario'da da bir sıkıntı yok şu anda, evet, değil mi? Olmadı. Tamam. Bir sıkıntı varsa böyle yemek anlarında, böyle güvendiğiniz bir insanın yanına geldiğinizde, onlarla yaptığınız muhabbetlerde her zaman ben unutsam bile hatırlatın, abi bende bir mental eksiğim vardı, bir şey vardı falan. Onları tamamlayalım mı diye sorun, tamamlatırız. Okey. Şimdi buradan kadın size dönüyor. Buradan 20 yıl önce distrikte gittiğinizde orada sadece ufak gözetleme yapmanızı istiyorum. Fazlasına girmeyin, çatışmaya girmeyin, çatışmaya hiçbir şekilde girecek halde yapmayın. Polis aracıyla gitmeyeceksiniz, Obin'in aracıyla gideceksiniz. Obin aracı sizi 20. distrikte kadar getirecek. 20. distrikten sonra trene bineceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yalnız trende dikkatli olun. Yani aranızda trene binen olduğunu zannetmiyorum. Belki Akira sen binmişsindir bu arada trenleri. Bindim. Trenler, sabah ile son gün. Yani trenler tüm sistemleri birbirine bağlayan trenlerdir. Ama belli aralıklarla çalışırlar. Yani 1 ile 5 arası çalışır. 10 ile 15 arası çalışır vesaire filandır yani. 20'den 25'e kadar çalışan bir tren var. Ona bineceksiniz. Tamam. Orada o trene bindiğinizde dikkat edin, çok kalabalıktır, çok tatsızdır, iğrenç insanlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin sadece. Hani başınıza bela geleceğinden demiyorum. Başka bir şeyden bekliyorum. Midemiz kalkmasın, benim midem kalkıyor. Şimdi geldi benim işime. Alışın. Bu da böyle bir tatsız bir karaktere dönüşmesini istemezdim ama böyle bir ses çıktı ondan. Söyle. Akira, bir şey diyorsun. Buyur. Alışıyoruz biz ya, merak etmeyin. Evet biliyorum. Sen 26'dan gelmişsin. Farkındayım. Peki hadi. O zaman ben sizi uğurlayayım. Bir şeyinizi unutmayın burada. Abi gençlere göz kulak ol. Allah'a ısmarladık. Deyip sizi kapıdan uğurluyor abi. O sırada işte içeriye kendisinin gidip böyle şeyleri, çarşafları marşafları toplarken görüyoruz. Kapıdan uğurluyor. Ben böyle giderken şeye, Akira'ya dönüp bakalım başımıza daha neler gelecek falan yapıyorum böyle. Vallahi trende şişlenmezsek bir şey gelmez. Ikari sen başka yere gideceksin herhalde bunlardan ayrı. Değil mi? Ben babamın yanına gideceğim. Okey. Seni babamın yanına gönderiyorum. Dolanarak gideceğim ben. Peşimde adam diyorsun. Olabilir falan. Bakacağım, takip ediliyor mu? Sen gene şey, paranoyak modun. Evet. Okey. Sıkıntı yok. Brom. Ayarlarım. Evet. Gençler. Obi size dönerek gidiyor. Koyun kendine dikkat et. Gittiğin yer neresi bilmiyorum. Ama istersen güvendiğim birini yanına vereyim. Yok gerek yok. Ben hallederim. Oralarda bana kimse karışmaz. Tamam. O zaman sana çıkartıp bir tane silah uzatıyor. Bunu al. Aldım. Şöyle baktım dolu mu değil mi diye. Boşsa dolduruyorum. Belime dolu. Takıyorum. Dolu abi. Dolu. Sana verdiği 9'luk magnum. Otobüs al. Merak etme, geldiği yerde daha çok var. Ayrıca sana mermilerini falan da veriyor. Yaklaşık böyle bir 50 mermi falan veriyor. Bunu yanından ayırma. Güvendiğim bir silahtır. Abinin diyor abi. At öldürürsün o silahla. Ona güvenmeyecek de neye güvenecek yani? Ben de ondan taşıyorum. Sana magnum uzatıyor abi. Güvendiğim bir silahtır. Teşekkür ederim. O zaman abi görüşürüz. En kısa sürede size bilgi ulaştıracağım diyorum. Ben yürümeye başlıyorum. Umarım görüşürüz. Sağ ol. Siz yürümeye başlıyorsunuz. Arabaya geçiyorsunuz abi. İkiniz de arkaya geçin. Arkaya geçtiğinizde geliyorsunuz. Böyle birkaç tane eski püskü kıyafet var. Bu kıyafetleri araştırmanızı değiştirin. Yeni kıyafetlerinizi, buradaki kıyafetlerinizi araştırıp bırakacaksınız. 20'den sonrasında beraber gideceğiz.
Fakat sizden bir ricam var. Çok grup olarak konuşmamız gerekiyor. İkili gruplara ayrılacağız. Olur. Gözlem yaptığımızda. Nasıl ayrılacağız ya? Üç kişi değil miyiz? Bize birisi daha katılacak. Tamam. Oradaki. Bu katılmayla beraber dört kişi olacağız. Gözlem yapacağımız yer belli. İkili gözlemler yapacağız. Giderken yanınızda birer tane çanta alın. Orada yaklaşık bir gün kalmayı planlıyoruz. Yemeğinizi, içmenizi vesairenizi falan orada ayarlayacağız. Bulunduğumuz yerde iki tane ev ayarladık. Gözlem evleri. İkisi birbirinden ayrı yerlerde çaprazdan bakıyor. Bu gözlem evlerinden mekanı gözleyeceğiz. Giren, çıkan, takılan, eden, ne var, ne yok. Bunları öğreneceğiz. İki grup halinde ayrı ayrı takılsak da eski iki tane herkes telsiz veriyorsa telsizlerden anlaşacağız. Telsizlerin frekansını 0.86'ya ayarlayın. Bu frekans güvenli frekanstır. Başkası girmeyecek bu frekansa. Bizim haricimizde. Eğer başkası biliyorsa da köstebek bizi bulmuş demektir. O başka bir şey yapmamalıdır. Bu frekansları takip edeceğiz. Bunun üzerinden iletişimimizi sağlayacağız. Peki, başka soru falan var mı şu anda? Yok. Tamam. Abi biz aracı atladık ve yola çıkıyoruz 20. distrikt tren istasyonuna doğru. Queen, sendeyiz. Sen babanın yanına gidiyorsun değil mi? Evet. Böyle trenle, taksiyle, arabayla, otobüsle falan böyle peşim böyle çeşitli vasıtalar kullanarak. Bakalım ne yapacağım. İlk kullandığı şey tren. Trene biniyorsun, gidiyorsun. Tamam? Tamam. O 18. 19. distriktteydiniz. 19. distrikten şeye kadar gittin. 15'e kadar gittin. Tamam. 15'ten indin. Oradan yeni trene bindin. Oradan da 10'a kadar gittin. Tamam, sonra otobüs, sen... otobüs değiştireceğim. Otobüs ya. Böyle aynı kişiler bakın. Görüyor muyum? Tamam. Görüyorsam sıkacağım kafalarını. Yok abi. Aynı kişiymiş gibi de görmüyorsun. Bir sıkıntı da olmuyor. Peşinde birisi varsa da atlattın. Kafasına ha. Çok tamam. Güzel de lafım vardı. Kafasına sıkıp. Çok güzel söyleyecek repliğim vardı hazırda da neyse hadi. Başka zaman kullanırım. Kafasına sıkacak adam bol. Aynen tamam. Tamam. Rahat ol yani. Burası Yakuza mekanları kardeş. Burada evet. Kafasını sıkacak adam bol. Sıkacak olanlar da bizleriz. Neyse. Gidiyorsun abi. Gene geldin birinci distriktine. Babanın mekanlarına. Tamam. Kapıdaki adama bakıyor. Vakit. Geldi? Abi, sen oraya vardığında sabahtan yola çıktın ama saat 4-3 civarı falan bir şey olmuş yani. Zamanlar da geçmiş. Karnın da aç. Bacağın ağrıyor. İlacın etkisi de geçmiş olabilir. Haberin olsun. Tamam. Al bir tane portakal manavdan. Aynen. Kapıya geldin yani. Gene manavdaki şey adam böyle eline gibi zırta poz geldi. Lan oğlum düzgün konuş. Sen duymuyorsun bunu. Sen duymuyorsun bunu. Yani zırta poz geldi yapıyor yani. Üstelik ben ona neyse. Hadi siz babanın oğlu geldi diyecek. Sen arabadan gene çıktın. Arabadan çıktığında gene o uç tarafta bir tane polis aracı var. Kapıda gene iki tane biri biraz hafif yarma ve diğeri de gene senin daha önce karşılaştığın tipsiz var abi. Kapıda gene o tipsiz duruyor. Yaklaşıyorum. Merhaba. Girebilir miyim? Hayır giremezsin. Niye geldin? Kime geldin? Ya her seferinde bunu mu yaşayacağız ya? Tanımıyor mu oğlum beni? Giremezsin. Hayır tanımıyorum. Sen kimsin? Daha aç kapıyı aç. İşim var. Gücüm var. Bacağım ağrıyor. Açım zaten kahvaltıda. Yanındaki adam yeter lan babanın oğlu geldi anasını satayım çık. Ya hele şükür abi ya. Dedim şöyle giriyor mu ki? Çık. Geçenlerin hepsine de bir şey oluyor. Ben de kendimi kötü hissetmeye başladım. Daha fazla kapı görevine girmeyeceğim zaten. Gel. Gidiyorum. Yukarıya çıkacağım. O kapı şeyi vurdu adam vardı ya kulaklı her şey yere atıldı böyle. Gözlük geldi de kapaklandı.
Şey yandaki bakkal da şey olmuş abi, eline şey almış portakalı, o soyuyor bu sefer portakalı. Bir tane de kendime soyuyorum, yarın ödersiniz diyor. Tamam. Bir tane de kendime soyuyorum. Yukarıya da iki tane gönderiyorum diyor. Tamam. Tamam. Yapıyor sana böyle muhabbetini. Çıkıyorsunuz abi. Üst kata. Kurata kapıda bekliyor. Klasik. Ve sen sendeleyerek gelince Kurata ayağa kalkıyor. Hayırdır? Yok bir şey ya. Bırakıyorduk. Bu acağı da kalsın dedik. Oğlum aileden gelmesin ha. Benim bacak, senin bacak, babanın bacak gitti. Benim bacak gitti. Senin bacak da gidiyor. Yani bu aile bir iddia ya. Kardeş. Bir sıra ona geldik. Topuğumuza sıktılar. Bunun intikamını almamız lazım Kurata. Ağrı kesici var mı? Var, getireyim. Hatta bende sağlamından var. Parafon. Ne zaman ihtiyacı olsa sağlam bir ağrı kesici. Sizin yanınızdadır. Ürün yerleştirme. Ne yaptık? Para mı oluş? Satın mı aldık? Ne yaptık? Niye haberim yok benim? Ben gidiyorum. Gireceğim babama. Müsait mi diye soruyorum Kurata'ya. Bekle. Ben bir içeriye gireyim 2 dakika. Şu Husaka'yı öğrendin mi ya? Yerini merini neredeymiş? Başıdayı mı? Daha herhangi bir şekilde bana haber gelmedi. Tamam, onu bir araştır. Ama sana şöyle söyleyeyim. Maşide'yi ben araştırıyorum da. Maşide'de şöyle bir sıkıntı var. Uchida. Maşide'de. Uchida'da bir ismi. Uchida Maşide'de şöyle bir isim. Şöyle bir sıkıntı var. Eşinden gönderdiğim adamlardan belli bir süredir haber gelmedi. Fakat onları gönderdiğim yer 4. distrikt. Oralarda yani. Tamam. Benim bildiğim kadarıyla... benim kulağıma gelen bilgi o. Ama 24. distrikten geri gelen olmadı daha. Öldürmüş olabilir ha. Ya olay öldürmede vesaire falan değil. O tarafta bizim bu Obimuro ailesiyle alakalı bir saldırı olayları falan düzenlenecek diyorlar. Obimuro ailesi de zaten ortada. Obimuro ailesiyle birleşmek isteyenler var. Heyeciden. Benim hoşuma gitmiyor bu durum. Bu aile durumları çok karıştı. Ben sadece babanı kurmak istiyorum artık ya. Gel sen de gel içeride. Ben sana anlatacaklarımı dinle. Hayırdır ya, sen nereden neyi biliyorsun? Tamam, ben de geliyorum içeriye. Açıyor kapıyı abi, sen giriyorsun içeriye. Baban gene arkada. Arkasını dönmüş. Elinde bir viski var. Viski bardağım içeride ya. Gene bir viski var. Şimdi ben şey düşünüyorum. Benim geldiğim aşağıdan haber alıp bu pozu kesiyor değil mi sürekli bak? Sürekli böyle arkada. Normalde böyle yatakta 2.80 yatıyor değil mi? Ondan sonra senin geldiğinde fırlıyor böyle. Şambur falan yanında. Oğlum bu geldi. Güzel viski koy. Böyle yaldızlı bir röpte şambur var üzerinde abi. Bir viskiyi doldurmuş. Şurada hınca uluç fulları var. Yeşilçam kötü babası yani direkt. İyi misin baba? Nasılsın? Siz önüne oturuyorsunuz izinizi çökerek. İkinize de diyor ki, ikinizin de bacağı sakat, geçen koltuğa atın diyor. Hadi oturalım bence de. Diğer türlü izin vermeyebilir abi. Yani. İnsaflı mafya bu. Geçip oturuyorsunuz abi. Bakıyor size böyle. Başına neler geldi oğlum, bacağına ne oldu? Ya 26. distrikte ya düştük. Bakmışlar bizi. Bir tane şerefsiz amir Gobencilerden birilerine sıktırdı. O önemli değil de ben şimdi sana öğrendiğim bazı şeyleri paylaşacağım. Bunların hangileri doğru, hangileri değil. Bana yardım etmen lazım. Bu işi çözmem lazım. Bu Obiro ailesiyle birleşecek miyiz biz? Obimuro ailesiyle biz birleşmiyoruz. Seiji klanı birleşiyor. Biz biliyorsunuz. Biz Seiji'ye yardımcı oluyoruz sadece. Tamam, biz de birleşmiş olacağız. Peki bu Obiromo mudur nedir? Bunların devlet desteği varmış. Doğru mu? Evet. Bir şey keşfedildi. Ondan dolayı zaten bizim hoşumuza giden bir durum yok burada.
Miyamura'dan da saldırı yemişken ondan dolayı birleşmek istiyorlar. Çünkü çok kan kaybettik. Aynı zamanda da bazı klan üyeleri, bazı klan kaptanları diyor ki onlarla birleşirsek gücümüze güç katar, devleti de arkamıza alır. Bu şekilde Miyamura ailesini daha hızlı alt ederiz. Ve Yondai Meydan'ı devirip biz onların başına geçeriz diye düşünüyorlar. Bu arsa işi, arsa işin oraya otel projesi varmış. Otel projesinden ziyade yeni Kamurocho'yu kuracaklar. Proje bu. Nasıl? Onu nasıl anlatayım? Şöyle. O arsanın hikayesi şu. Kamurocho vakti zamanında Tokyo'nun en fazla böyle bilinen kumar, eğlence, ne halt varsa dönen mekandı. Kamurocho'yu yeniden inşa etmek istiyorlar. Ne kadar kumar, karı, kız, catfighting. Ben dinliyorum bu arada sizi, buradayım. Devam edelim. Catfighting ve benzeri bir dünya olay döndürüyor. Kapalı değil bu arada. Yok, sizinki şey. Böcek girdi, onu öldürdüm. Bir kamera var. Öldü, evet. Katilim. Allah'a emanet olun. Bizim buralardaki sıkıntımız başka. Oradaki arsa bu projenin başlangıcı sadece. O arsadan başlayıp genişletmek istiyorlar etrafındaki yerleri. 18. distrikte yeni kamurocuyu oluşturmak istiyorlar. Bizi aldık mı o arsalarda? Aldık ama kavgalı arsa başka bir arsa. Kavgalı arsa boş arsa. Boş arsa başka bir şey. Dolu arsa başka bir şey. Üzerine bina varsa bina yıkamazsın. Malzemeleri koruma kanunundan etkilenerek yapılan bir durum. Biz orada birkaç tane dolu bina aldık. Değerleri var. Ama işin sıkıntısı boş arsa da yeni yer yapılacak. Yeni yer en yüksel yer olabilir. En fazla parayı belki de oraya yatıracaklar. İş yeni yerin üzerinden dönüyor kavga. Devlet bir şekilde buranın kendi kontrolünde olan bir yakuzanın elinde olmasını istiyor ki para ona aksın. Ama Heiji de diyor ki burası bizim elimizde olsun ki biz de buranın elinde kalalım. Obimura da diyor ki ben burayı alacağım. Miyamoto ailesi de diyor ki ben bunların hepsine ben sahip olacağım. Üçü birbirine girmiş durumda. Tamam, devlet destekliyse bu Obimura ailesi. Niye mi devlet, devlet kuvvetli bir devlet değil ki oğlum. Devlet kuvvetli bir devlet olmadığı için zaten bu haldeyiz. Türkiye'den ders alın. Peki biz ne yapalım şimdi? Ben ne yapmamı istiyorsun? Söyle, ona göre adımlar atacağım. Bu arsa yüzünden bir tane polis ölmüş. Polis şefi takmış bunlara. Bir de bu köstebekler falan varmış içinde. Bahsettiğim amir. Ben oradaki köstebekleri bilmem. Onlar düşük şeyler. Ben buradaki büyük işlerle ilgilenirim. Ben köstebekleri falan anlamam. Polis şefi öldürülmüş bundan da. Neyden bahsediyorsun? Tamam, sen bana şimdi bu şeyi bulmamız lazım. Bunu şeye de söylemiştim. Kurata'ya da söylemiştim. Bu Bushida Machida. Evet. Kurata bana da söyledi. Sen onu niye ona sordun? Bu polis meselesiyle alakalı mı? Aynen. Bu landıkları adam bu. Tamam. Ben onu sana buldururum. Olay orada değil. Zaten Kurata 24. distrikti göndermiş göndereceğini. Haberin vardır zaten. Aynen. Söyledi şimdi. Tamam. O zaman 24. distrikt üzerinden olaylarınızı devam ettirebilirsiniz. Deyip size birer tane viski uzatıyor. Bunu hak ettin. Al. Uzun zamandan beri babanın yanına ikinci kere gelmemişti. Bu da bir şey. Onun babasıyla viski içmek için hak etti. Hak etmek için yaptığı şeye bak ya. Baba, bu arsayı nasıl kapatırız biz? Sen onu söyle bana. Ben de ona göre adım atayım. Boş araziyim. Aynen. Boş arazi üzerine kapatana kapatırlar oğlum. Ben girmem.
Ama ben özellikle gireceğim diyorsan senin yolunu açarım. Şimdi biz alırız da hadi ben aldım diyelim. Ben aldıktan sonra Miyamoto Hades'iyle nasıl başa çıkabilirim? Çıkamam ki. Eiji'yi i̇şte de ben yarısı... de yolumu açarım. Orayı kapatması sana kalmış. Açılan yolu kapatman lazım ki kimse gelip sana bir şey demesin. Tamam, onu ben bir şeyler düşünüyorum. Bakalım, karşına bir fırsat çıkar belki. Bekle. Zaman gösterir her şeyi oğlum. Zamana bazı şeyleri bırakmayı bileceksin. Diyor ve kapıyı kapatıyor. Şey, neyse. Abi siz buradan kalkıyorsunuz. Yani sen buradan kalkıyorsun. Kalkmaya başlarken şey yapıyor. Oğlum istersen bu gece burada kal. Geri dönüşünüzü. Olur, kalayım. Olur. Ben odaya, odam hazırdır zaten, vardır. Oraya geçiyorum. Odan hazır. Duşun hazır. Şey... İstersen arkadaşım Mario da var. Mario'yu da çağıralım. Ha, çağıralım. Takılalım bir. Eskisi gibi bir takılalım. Tamam, siz Mario'yu çağırıyorsunuz abi. Alkol, Mario da "Oo, senin yine ayaklar mı gitmiş oğlum ya?" falan bilmem ne. Siz muhabbeti aldık. Ben Utku'ya bu arada şey... Bir dakika. Yani şeylere böyle... haber göndereceğim. Adam 24. distrikte o. Büyük ihtimalle yüzde, yani çok büyük olasılıkla 24. distrikte, bilginiz olsun diye gönderiyorum. Bizimkilere haber mi göndereceksin? Aynen. Ve ismini tamam. De söylüyorum. Adı da Kushida Machida. Machida. Tamam. O zaman sen onlara mesaj atıyorsun yani. Aynen. Tamam. Evet. Yazıyorum. Ben Kushida Machida deyip arabada giderken silah dolduruyorum. Evet. Yukarıda bilenmeler başladı. Bilenme. Bana gelip de bilenme. Şimdi arabaya tekrardan geri dönüyorum. Abi siz araçta gidiyorsunuz. Araçta giderken size mesaj da geldi. Ve mermileri de doldurmaya başlayınca o bir bakıyor. Olaylar. Kişisel. Peki. Benim bilmem gereken bir şey var mı? Yok. Emin misiniz gençler? Bakın ben size her şeyi anlattım. Olaylarla... Savaryon'un cinayetini işleyen herif orada. İsmi biliyorsundur. Machida mı? Of. Kaynağınız sağlam mı? Yanımızdan ayrılan arkadaş. Yukarıdan geldi haber. Herhalde. Şu ana kadar bir yanlışı çıkmadı. Ya yukarıda zaten direkt olarak bunu öğrenmek için gitti. Peki. Saçma bir operasyonu izlemeye gideceğiz biz. Bizi niye böyle bir zamanda çağırdılar bunlar ki? Sakin zamanda izleyip sakin olaylara bakarız yani. Hiç kurbanlık koyun evini duymuş musun? Belki birilerinin ölmesi gerekiyor. Belki de bizim çok şey bildiğimiz işin ortadan kaldırılmamız gerekiyor. Emniyet şef bizi de ortadan kaldırmaya göndermez. Umarım. Devlet çünkü bir arkadaşımı ortadan kaldırdı. Oğlum senin arkadaşların devlet ortadan kaldırmadı. Olaylı senin arkadaşlarını hükümet ortadan kaldırdı. Doğru kişiyi suçla. Devleti değil. Fark eder. Neyse. Biz gidip izlememizi yapalım. Anlaşanlı Japonya devleti boludur ve büyüktür. Aman ben gidiyorum. Bir de arkaya mehter vereydin tam olaydı. Mehter değil. Cinli minli bir şeyler. Can Kıpçak da yakın zamanlarda Japonca mehter yayınlamıştı zaten. Hakikaten o giderdi arkaya. Bakalım bundan telif yemek. Neyse. Peki. Sen bilirsin. Acun büyük. Senin tercihin kardeşim. Deyip arabayı kullanmaya devam ederken 20. distriktin şeyine saat 12 civarında varıyorsunuz tren istasyonuna. Tren istasyonuna zaten tren için önceden biletleriniz alınmış.
biletlerini size, daha biletlerinizi şey size şey olarak veriyor. Parmağınıza yapıştırıyor. Okutucudan geçirirsiniz. Geçiyorsunuz abi. Trenlere biniyor, treninize biniyorsunuz. Tren şey. Tren TCDD'nin eski yataklı şeyde trenleri var ya. Hı hı. O Express bildiğin eski değil, hala var ya onlardan. Hı. O Express trenlerden abi, yataklı trenlerden. Uzun mesafe yapılabilmesi için. Yenilenmiş sadece biraz için. Biraz renüve edilmiş. Şey hani, ama yani motor aksamlarını falan yenilemişler daha çok. Oturmayan bir falan biraz eski yani. Motor aksamlarını yani çalışır hale getirmişler. 20'den 25'e gidiyorsunuz. Bindiniz abi. Gidiyorsunuz ağır ağır. Yolunuza bakıyorsunuz vesaire falan. İçeride bir insan falan da yok. Yani şey yani, size ayrı bir tane kamera ayrılmış. O kameranın içerisinde. Şanslıyız. Yani, aynen. Şey, buradan fazla dışarı çıkmanızı tavsiye etmem. Kamerada kalın. Tamam. Tuvaletiniz varsa iki kişi gidin. Yani yanınızda birisi gelsin. Birisi kapalı. Camdan yapın. Hı? Ya da camdan yapın. Yani camdan yapmanızı pek tavsiye etmem. Ben denedim. Ha. Arkadaki cam açıktı. Elektrik teline değersen. Yok. Elektrik teline. Elektrik teline. Çıkartıp abi kolunda bir tane yara gösteriyor. Burada. Arkadaki cama çıkmış. Adamın sırtına denk geldi. Adam sigara içiyormuş camdan dışarı. Sonra adam da zaten heyecan ailesinden çıktı. Rahatsız. Hiç hoş bir şey yaşamadı. Adama özür diye diye bir ağırdım. Adamlar koluma bıçak geçirdiler yani. Hoş değil. Yapmayın. Burada kime denk geleceğiniz belli olmaz. Ben de o zamanlarda zaten daha toydum. Toy atastım. Birinin suratına işemeyin. Bir insana doğduğu günde ilk öğretilen adab-ı muaşeret kuralı budur zaten değil mi? İnsanların suratına işemeyin. Senin bu bazı insanların çok iyi ya. Geçen bölümde de modern tıp neydi, neydi zaten arada sırada kendi kendime söyleyip duruyorum. Neyse. Abi siz gidiyorsunuz yolda. Akira sen sürekli şey, Akira sana sen yolda giderken ufak bir dalgınlık geliyor sana abi. Hani böyle daydreaming yaşarsın ya. Evet evet. Daydreaming yaşarsın. Okay. Hani daydreaming yaşarsın ya böyle. O daydreaming sahnesine sokuyor seni abi. Dur. Böyle bir müzik geliyor. En son o trende sahile gittiğiniz zamanı görüyorsunuz abi. Savaya'nın gene en son o gördüğün ayakkabılar, tırnaklar vesaire her şey üzerinde. Bakalım ne kadar hatırlıyorsun. Artı bir. Abi hatırladığın an şey hani kamerada değilsiniz. Yemek tarafına geçmişsiniz. Hani yemek dediğin şey hani böyle oturma alanları var ama kalabalık. Yani herkes böyle yemek servisi gibi bir şey var ama paralı. Bu tarafta böyle şey hani böyle yemek servisleri falan yapılıyor. Ama yemek de tatsız yani. Karnınız acıkmış artık akşam gece geç saatinde. Orada yemek. Şey, birkaç bir şey içelim falan diye. Orada oturuyorsunuz. Sabaya kendi yanında şey getirmiş abi. Kendi içeceğini getirmiş. Hatta şey. Böyle çıkartıyor. Son zamanlarda detox diyetini sanırım işe yarıyor. Deyip içiyor. Böyle. Onu görüyorsun abi. Sabaya gene şey modunda hani onunla muhabbet edeceğim bir modda. Yani muhabbet etmek istediğin falan bir şey var mı? Ya da onu söylemek istediğin özel bir şey de olabilir artık. Yani malum adamın adını öğrendin, öldürmeye gideceksin falan. Kuşu dalanan bir herif varmış biliyor musun? Bir anda aklıma gelmiş gibi. Hayır, hiçbir şekilde ismini bilmem. Ne oldu ki? Çalıştığım davalardan birinde ismini mi çıkar? Yok öyle bir aynen yüksek ihtimal orada bir yerden aklıma geldi. Çocuklardan biri izliyor. Katil diyorlar. Katil mi diyorlar? Benim evi bir yiyeyim yok. Zamanlarda... Ya şu o zamana göre konuş.
Ben de öyle bir bilgi yok şu anda. Bir an böyle şey yapıyorum. Havaya süzmek için şöyle bir kafamı kaldırıyorum. Bir şeyler yemekle uğraşırken. Bir anda. Yine gözlerini bende mi gözlüyorsun? Şaşkın aptal. Bir şey hatırlamış gibi. Arsa hakkında bir şeyler diyordun geçen. Efendim? Bir arsa hakkında bir şeyler diyordun geçen de yarım kalmıştı. Üzerinde çalıştığım bir dosya. Yolsuzluk davası gibi bir durum gibi duruyor ama bir cinayet de olabilir. Normalde benim ilgilenmemem gereken bir dosya bu ama olay garip. Neden sana ilgili? Kim verdi sana bunu? Dosyayı bana kimse vermedi. Deyip ön tarafa doğru geliyor. Dosya babamın ölü bulundu arazi. O araziyle alakalı uykuşlarını araştırırken kendimi bambaşka bir dünyada buldum. Babamın katilini ararken peşinde buldum kendini. Diyor. Peki nereye kadar ulaşabildin? Babanın katiliyle alakalı. Tam bunu derken abi uyanıyorsun. diye böyle şey ceketimin cebinde zaten uyudum. Böyle bir silah çekiyorum. Bizimkilere bakıyorum. Diye koyuyorum. Böyle küçük not defteri çıkartıp böyle gördüklerimi not alıyorum. Yani bu görüntüyü gören o şey moruyor falan yani bir şey yapmayacak. Yapmıyorum hani. Çabuksan görüyorlar. Garip garip takılıyor zaten yani, kendine. Bu adam en azından uykusundan uyanıp yaptı bu hareketi. Ben uyanıkken yapıyorum yani. Kendi kendime. Sen gene bir sigara yak istersen. Tamam ben de sigara yak. Hatta ben o sırada yakmışım böyle. Bunu uyandırınca ben de bir çok gene yakmışım ama deyip böyle camdan atıyorum abi. Camdan yani, mı atıyorsun? Yani. Yok atmıyorum camdan doğru. Şey demişti atmıyor demişti orada kirlik falan var mı? Abi şey camın kenarında söndür yere at ya. Tamam öyle yapıyorum. Tamam. Şey böyle hatta abi sana bakıyor. Camdan atacaktın değil mi? Böyle. Yok canım ne atması? at başımıza gene bela açalım. Neyse. Bir yarım saat daha yolumuz var. İsteyen kestirsin, isteyen kalksın. Kalksın. Bir kafayı vuruyor. Uyudum zaten, ben uyumayacağım ben. Yarım saat geçtikten sonra da iniyorsunuz distrikte abi. İner inmez kapıda peronda birisi karşılıyor. Hopi, hoş geldin. Hoş bulduk. Beni takip edin. İkiye ayrılacağız bundan sonra. Benim ismimi bilmeyeceksiniz. Bundan sonra ikiye ayrılacağız. Hanginiz benimle gelmek ister? Biz Moro'ya öyle gideriz diye düşündük. Yani ben de öyle düşünmüştüm aslında ama. Çevreyi bilmiyorsunuz babam orada. Doğru. Bundan sonra ikimiz ayrı ayrı gruplara takılma zorundayız. Güveniniz yoksa zaten geri dönün. Ha, güvenle alakalı değil de. Bu noktada güvenmemek dışında zaten yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Moro'ya sen mi arkadaşla gidersin ben mi? Fark etmez ya. Ben seninle geleceğim. Ben de Obi'yleyim. Tamam. Obi, arkadaşı sen şu adrese götüreceksin deyip adresi uzatıyor. Tamam ben burayı biliyorum. Biz de bu adrese gideceğiz. Gittiğimiz binalar eski püskü, gerizekalı bir yatak, tatsız bir ortam olacaktır. Zaten bir akşam kalacağız. Ayrıyeten, normalde bunun olacağını hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Fakat bir olay dönüyor. Gibi. Birisi buraya geliyor. Ben de onu çözmeye çalışıyorum şu anda. Kim mi birisi? Bilmiyoruz. İşte onları izledik. İşte onları öğreneceğiz bu akşam. Kimme geliyor? Normalde bunu beklemiyorduk. Bu kadar hareketli bir değil. Normal operasyonları izleyecektik. Bunları öğreneceğiz. Hadi. Gidelim. Deep abi gruplara ayrılıyorsunuz. Gruplara ayrıldıktan sonra işte
Benim sesim birinden sekiyor. Konuşmuyor. Bana sekmiyor bu arada. Benden biri sekmeye başladı. Sesim sekiyor, sesim sekiyor. Şöyle oluyor olabilir. Arada benim şurada vantilatör var. Oradan ses geliyor. Aynı anda geliyorsa mikrofon algılıyor olabilir. Tamam. Biraz daha şey durursa. Ben bu adamın solunda ve arkasında duracağım sürekli. Peki. Abi yürüyorsunuz hepiniz. Ya bir sıkıntı yok. İkiniz de ayrı ayrı evlere gidiyorsunuz. Evlerinizin temaları aynı. Kırptık bir tane yatak. Bir tane masa. Yanınızdaki çerezleri masanın üzerine koyuyorsunuz. Bir tane dürbün. İzlenmesi amacıyla önceden koyulmuş. Bir tane dürbün. İkiniz de farklı mekanlara aynı mekana farklı açıdan bakıyorsunuz abi. Yani birbirinizin binaları arasında hani böyle şey düşünün. Sokağa. Çaprazlama 3 T şeklinde bir yer düşünün, tamam mı? T şeklinde. Bir tanesi binanın karşısında. Akira sen binanın karşısında bakıyorsun, bir karşısına yanağına. Morio diğer yanağına bakıyor. Binalarınız çaprazlama. Karşılıklı birbirinizi görebiliyorsunuz yani. El salladığınızda birbirinizi görebilirsiniz. Okey? Ya o açıdan birbirinizle ayrı yerdesiniz ama. Siz de var zaten, konuşabiliyoruz. Hı? Siz de var zaten, konuşabiliyoruz. Siz de var zaten. Hani mekanları bilmesi açısından ikiniz ayrı yerlere gittiniz. Olur da kaçmanız gerekir. Olur da basılmanız gerekir. Başka yerler gerekir diye zaten ayrı ayrı yerlere gönderildiniz. Tamam? Mekanları izlemeniz gerekiyor. Şimdi bu mekanlardaki bilgiler vesaire filan ben ikinize bu takım çalışması olduğu için takımları atıyorum. Tamam. Burada ne gördüğünüz, ne bildiğiniz takım tarafından bilinecek. Ama sadece birinize bir özel bilgi verecek. Çünkü o sadece o kişiyi tanıyor. Tamam. Hı hı. Artı 3 attınız. Zaten takım çalışmasında her zaman artı 1 alırsınız. Ellerine sağlık. Nur topu gibi bir artı 4'ünüz var. Siz buraya vardığınızda saat 4. Işıklar zaten her zaman burada yanık. Akşam olmuş zaten vesaire. Ama yani yorgunluk vesaire falan değil. Yani yemeğinizi yemişsiniz. Kendinize gelmişsiniz vesaire. Bir sıkıntı yok. Dürbünle Akira dürbüne bakmıyor şu anda kenarda. Senin oradan Obi bakıyor. Senin yanında gelen arkadaş bakıyor. Morio. Sen dürbüne bakıyorsun sizin taraftan. Okay. Tamam mı? Aşağıya doğru gözünüzü kestirmişsiniz. Tamam, Takashi'yi tamam, Akira'da şu anda bir şey yok. Fakat sen şunu görüyorsun abi. İki tane aracın yaklaştığını görüyorsun. İki tane aracın yaklaştığını görür görmez Akira'ya da haber veriyor diğer arkadaş. Akira gel. Yani Akira çabuk buraya gel. İki tane araç yaklaştı. İki aracın yaklaştığını görmezsin. Çabuk gel. Ve bakıyorsunuz abi. Aracın içerisinden 4 kişi iniyor. İki araçtan farklı olarak 4 kişi iniyorlar. Bu 4 kişiden... Toplamda 8 mi yoksa toplamda 4 mü? Hı, toplamda 4. Ve bu 4 kişiden bir tanesi... Takashi. Moruyor. Takashi. Biliyordum abi. Bu 4 kişiden bir tanesi Takashi. Takashi abi... olduğunu biz bilmiyoruz. Yok. Moruyor biliyor bir tek. Onun haricinde kimse bilmiyor. Moruyor Takashi olduğunu biliyor. Abi ben şöyle dürbünü indiriyorum. Böyle bir kendi kendime biliyorum sus falan yapıyorum böyle. Böyle tekrar dönüyorum. Gidiyorum tersiz alıyorum uzanıyorum diğer tarafa doğru. Aranız inenlerin arasından tanıdığınız biri var mı? Güvenli attan diğer tarafa sesleniyorum. Abi şey yapıyorum birini tanıyor gibiyim ama emin de değilim yapıyorum böyle. Bu arada tekrar sorayım. Bu background'da bir karışıklık olmuştu ya. Oyun dışı soruyorum şu an. Ben Takashi'yi öldü olarak mı biliyordum yoksa direkt yaşadığını biliyor muyum? Yaşayıp yaşamadığına dair bir bilgin yoktu diye hatırlıyorsun sonra. Okey. Öldü olarak bilmen de uygun aslında. Yani. Bir sakıncası yok. Okey tamam. Çok hoş bir insan değil. Tamam ben öldü olarak biliyorum o zaman. Şey diyorum işte hani vallahi birini tanıyor gibiyim ama tam emin de olamadım diyorum böyle. Çıkar kokusu. Nasıl birini izlediğimiz belli mi diyorum ben. Yanındaki abi, arkadaşı. İsim size. Dönüp sana söylüyor ki. Bunların bir tane gözlüklü ve keçi sakallı bir tane adamı var. Takashi'yi tarif ediyor bu arada. Gözlüklü sakallı bir tane herifi var. Ön tarafta yürüyen. İsmini bilmiyoruz. Bize sadece ismini gönderdiler. Robot resmi vardı elimizde.
bugün burayı izlememizin sebebinin bu olacağını düşünmüyordum. Normalde bu akşam basit bir Sugabenji operasyonundan geri dönüş olacaktı. Birkaç tane ailenin operasyonunu izleyecektik. Belki de aldığımız adamın Machida'ya belki de yeni bir tane birilerini göndereceklerdi. Belki onun yerini bulmuş olacaktık ama bunu beklemiyordum ben. Bu başka bir şey. Bu başka bir olay. Bunu izlemeye devam ediyorum. Tanıdığımdan şüphelendiğim kişi o zaten. Yani adını ben söyleyeyim eğer tanıdığım kişi. Nereden tanıdığım? Herhangi bir fikrin var mı? Valla kendisi benim bir babam olur. Ama ölmüş olması lazımdı diyorum. Ne zaman? Ne zaman? Ölmüş olması yok. Lazımdı diyorsun. Bana soruyor. 5 yıl önce. Aynen, 5 yıl kadar oluyor diyorum. 5 yıl önce gerçekleşen bir olay var mı diyorum isim. Bilmiyorum. 5 yıl öncesini ben bilemem. Tersizlerden herkes duyuyordur diye. Yani olay orada değil. O bir şöyle yaklaşıyor ki. Olay 5 yıl öncesinde falan değil. Senin ve baban kim? Nedir ne dinleyicisi? Hepsini anlat bakayım. Dedektifti. Benim... Bir saniye. Bir tane efsanevi bir dedektif vardı. Çatışmada öldüğünün haberi gelmişti 5 sene önce. Evet. Kendisi o. O Takashi bu. Benim de üvey babam olur kendisi. Bana. Seni Miyamoto'nun altında çalıştırmaya da bu gönderdi değil mi bana sana? Evet. Evet. Yok, beni Moriyaba'nın altına göndermedi mi bu çalışmaya? Tamam, Moriyaba'nın altına çalıştırmaya gönderen o. Aynen. Tamam, biz burada göreceğimizi gördük. Buradan acilen çıkmamız lazım. Daha fazla burada kalamayız. Burası kalabalıklaşacak. Dediği anda abi dediği anda Takashi'nin gözü dürbüne takılıyor. Bir saniye, hangimizin? Senin dürbün tarafından. Okey. Abort the mission deyip kaçıyor. Evet, sizin sahnenizi biz burada durdurduk. Arkada, bu arada şeydi zaten, ülkeye gitmişti. Şu anda ben ekipte bir yorgunluk görüyorum. Abi, gibi. Bende şey oldu şu an. Bilgi dump, information dump oldu. Onun şeymiş, onun değilmiş. Abi orada tek karmaşa buradan çıktı. Şu anda şöyle, oyunda herkese ben sağlayacağı bir motivasyon verdim. Bu motivasyonların üzerinden hepinizin bir görevleri var, bu belli oldu. Yani şöyle düşünün, hepinizin şu anda karakterlerinde görevleriniz var. Baldur's Gate'deki gibi. Sen adamını öldüreceksin, bu adamını öldürürken birkaç tane görevim var, onları tamamlamak isteyeceksin. Grubu buna sürüklersin, kendini halletmek istersin, bakarız. Moriyaki Takashi'yi şu anda keşfetti. Takashi nereden çıktı? Şu anda Who is the Takashi görevi. Görmedin mi ulan sen görevi? Yani zaten Oğuz'da da şu anda babasının yanında ben arsayı alacağım. Bu dünya benim olacak. Kamuraçayı da ben kuracağım. Ağzına parama tükürelim. Para atacağım. Gibi ölümüne böyle daldığı görevler var. Ben onu dedim ama sonra götüm yemez benim abi. Yakuza aileleri birbirini yiyor, kuduruyor. Ben nasıl alacağım onu? Akıl var, fikir var, mantık var yani. Bakalım abi, ben sana o görevleri atadım şu anda. O görevlerden abortlu mission'da yapalım. Ben bir şey daha soracağım ya. Oyun bitmeden. Savaya'nın babası ne işle uğraşıyordu? O da mı dedektif? O da mı dedektifti ama cinayet masası dedektifi değil. Onun babası aslında şey böyle, denetçi. Yani işlem denetçilerinde vesaire falan çalışan, yolsuzluk denetlerinde falan çalışan bir adam. Okey. Hop. Evet, bu akşamlık oyunumuz bence bu kadar. Tamam. Yeter. O zaman ağzına sağlık abi. Herkes kısa sözü. Ağzına sağlık biraz. Evet. Valla ben diyorum. Bakmayın. Arada sırada aile isimlerini falan karıştırdık. Olsun o kadar artık. Onlara uydurur zaten. Japon ismi ya. Onlar hiç değil. Abi Japon ismi deyip bana böyle ırkçılık yapmayın. Hayır, bunlar bir takım sesler artık. İsim gibi gelmiyor ya. Bir takım.
Oğlum Çinli ismi olsa anlarım da. Hani böyle şey efsanesi var. Böyle bir tane var video vardı ya şey. Merdivenlerden tencere yuvarlıyor. Şey. Çinli bebeğine ismini nasıl verirsin? Random name generator için Çinlilerin random name generator böyle öne atıyorum ben. Çan Çin Çom diye. O zaman arkadaşlar yavaştan kaçalım. Bir sonraki yayına görüşmek üzere deyip kapatalım. Hafta olup olmayacağı belli değil. Olursa duyuru geçeriz yayın var diye. O zaman görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.